Yıldırım, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz atölyemize, Balat'ımıza, evimize sağ olun. İstanbul'da doğdum ben. Kısaca şöyle söylemek gerekirse atalarımız Kırım Türklerinden, oradan dedelerimiz Romanya'ya geçmişler. Romanya'dan da Atatürk zamanında 1900 zannedersem 37 yıllarında Atatürk henüz sağmış rahmetli. Buraya gelmişler davet üzerine. Annem de İstanbul'da doğmuş. Eski bir İstanbulluyuz. Hani ben tabii hatırlamıyorum ama o hanımların döpiyez giydikleri, erkeklerin hep takım elbisesiz dışarıya çıkmadıkları dönemleri anlatır annem. O zamanki İstanbul'la şimdiki İstanbul arasında tabii gözle görülür bir fark var. Kalabalık bir ailede büyüdüm ben. Okul hayatından sonra çalışma hayatı başladı. Aslında şu an yaptığım işle ilgili çok ilgili bir iş değil çalışma hayatım. Bankada çalıştım. Ben bankacılık mesleğini sonlandırdıktan sonra bir arayış içindeydim ama hayatım boyunca hep sanatla ilgiliydim. Sanatla, resimle ilgili bir insandım. Daha sonra eğitim almaya başladım. Biraz daha bu alaylı kimliğinden kurtulup biraz daha bu işi profesyonelleştirmek istediğim için eğitimlere başladım. Eski dönem eşyaları, komodinler, sehpalar, her tür eski eşyayı yeniden hayata kazandırıyoruz, yaşama döndürüyoruz, bakımlarını yapıyoruz, renklendiriyoruz, çiçeklendiriyoruz ve yeniliyoruz onları. Atatürk 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrıldıktan sonra 8 yıl sonra tekrar İstanbul'a dönerken kitaplarını kütüphanecisi Nuri Bey'e, Nuri Ulusay'a toplamasını ister. Bakar ki kolye içine yerleştiriyor. Bir dakika beklemesini ister ve iki tane cephane sandığıyla geri gelir askerleriyle birlikte. Der ki kitaplarımı bu sandıkların içine koymanı istiyorum. Bunlarla İstanbul'a naklettir. Ve şöyle de bir açıklama yapar. Biz bir zamanlar bu sandıkların içinde mermi taşıdık, cephane taşıdık. Artık savaşlar bitti. Yeni bir savaşımız başlıyor. O da kültür ve sanat savaşımız, eğitimle olan savaşımız. Artık bu cephane sandıklarının içinde ben kitapların taşınmasını istiyorum der. Ve o cephane sandıklarının içine kitapları koydurur ve öyle naklettirir İstanbul'a. Bu hikayeyi de duyduktan sonra benim için bu cephane sandıklarını yenilemek, değiştirmek çok daha büyük bir anlam ifade etti. Kimisi roket sandığı, kimisi mermi sandığı, ben çok da anlamıyorum bu askerlik yapmadığım için ama farklı farklı boylarda sandıklar var. Bunlar birkaç yerde satılıyor. Bizim de öyle bir depomuz var, alışveriş yaptığımız, sandıkları tedarik ettiğimiz. Oradan alıyoruz değişik boylarda ve değişik şekillerde tasarlıyoruz bu sandıkları. Çok güzel dediğim gibi geri dönüşümler alıyoruz. Çünkü bir hatırası var, bir anısı var bu sandıkların. Bir zamanlar mermi taşınan sandıkların kitaplık olması, kitap dolabı olması, plak dolabı olması ve insanların evlerinin köşelerinde bu sandıklarda daha önce işte silah taşınıyordu, savaş aletiydi, kutusuydu, sandığıydı. Şimdi ne güzel bir amaç için kullanıyoruz bunu demeleri bu sandığı daha anlamlı hale getiriyor. Instagram adresimiz de Harmanhane diye geçiyor. Oradan da bize ulaşabilirler Balat'ta. Bekliyoruz herkesi. Bu samimi, sıcak mahalle kültürünü burada atölyemizde de yaşatıyoruz biz. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye, dostları, müşterilerimizi her zaman bekleriz. Savaşlar olmasın, cephane sandıkları hep çiçek açsın.